Osmanlı'nın adaleti iyiydi, güzeldi de neden padişahlar kardeşlerini ve oğullarını öldürüyorlardı taht için? İşte orası kötüydü. Yani iyiye iyi, kötüye kötü. Yani bu biliyorsunuz ben sık sık size söylüyorum. Yani Osmanlı'da maalesef ulema sınıfta kalmıştır. Ama şunu da unutmamak lazım. Ben küçücük bir talebeydim. Yani şöyle İmam Hatip Okulu talebesi. İşte o sıra medresede de ders görmek için gidip geliyorum. Medresede herhangi bir gece yatmışlığım yok. Erzurum içerisinde olduğumuz için gidip ders görüp dönüp kendi evimize geliyoruz ya da iş yerimize geliyoruz. Bir gün hoca bir şey anlatmıştı. Demişti ki Nizamiye medreseleri kurulduğu zaman ulema ilmin cenaze namazını kılmış. Artık bundan sonra da alim olmaz demişler. Biliyorsun bizde de Nizamiye medreseleri yere göğe bırakmazlar. Niye? Çünkü devlet burada kendi istediği alimi yetiştirir. Artık ilmi hürriyet ortadan kalkar demişler. Ve temsili bir cenaze koymuşlar bir şey önlerine tabut. Arkasından temsili bir cenaze namazı kılmışlar. İlmin ruhuna Fatiha demişler. Bundan sonra ilim olmaz artık. Ki son derece doğru söylemişler. Ben şimdi şahsen bugün de öyle, dün de öyleydi. Bu okullar sadece diplomalı cahil yetiştiriyor. Dini bilmeyen ama bildiğini zanneden. Osmanlı da hep onu yapmıştı. Hep onu yapmıştı. Şimdi bir tane örnek vereyim size. Daha önce birkaç kere söylemiştim. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bir Talak suresi var. Talakla ilgili olarak Bakara suresinde 3 sayfa ayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih uygulamalarını gösteren rivayetler var. Ama Hanefilerin yere göğe bırakmadığı bir hidaye kitapları vardır. Hidaye, El-Hidaye, Merginani'nin. Ki onu okumak, okutmak büyük bir itibar sayılır. Biz de zamanında ona aldandık. Biz de ben okudum da okuttum da yani. Sonra tabii okutmamın sebebi de bunlardır. İlla hocam okuyalım dediler. Bir müddet sonra bunlar da vazgeçtiler yani. Baktılar ki hakikaten ya kardeşim ben bunun her sayfasının yanlışlarını düzeltmekle mi uğraşacağım dedim, bıraktım. Şimdi o hidayede talak konusu yani bir erkeğin karısını boşaması konusu. Bu ayetlerden hiçbirine dayandırılmıyor. Arzu eden bakabilir. Talak suresinden 2 tane kelime var. Onu da tamamen yanlış tarafa kullanmışlar. O da sonlara doğru. 2 kelime alıyorlar. Koskoca sureden 2 tane kelime alıyorlar. Başı yok, sonu yok. Onu da yanlış anlamlandırıyorlar. Talak suresi yok. Bakara suresinden talakla ilgili ayetler yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talakla ilgili sahih hadislerinden hiçbir tanesi yok. Oraya bir hadis koymuşlar. Hidayenin hadislerini şerh eden yine Hanefi hadis alimlerinden olan Nasrü'r-Raya sahibi Zeylai o hadisle ilgili diyor ki feba anlatıyor anlatıyor en sonunda şu febatalel ihticacu bihi. Febatalel ihticacu bihi. Bu hadiste delil getirmek batıldır diyor. Niye? Bu hadisin sahih olan şeyler şekilleri var ama onu sahihlerini alırsa o hükümleri çıkaramayacak. Öyle bir talak sistemi getiriyorlar ki orada yeryüzünde kimsenin kabul etmesi mümkün değil. Ama kafir olma korkusuyla Müslümanlar kabul ediyor. Şimdi bu hidayet kitabı, bu talak için böyle.
Dedim ya, vakıfta okuttuğum zaman ya her bir bölüm Allah rızası için bir tane doğru dürüst ayet bir de hadis olsun ya, bu ne böyle Allah aşkına ya. Bizim şimdi Fatih'te bu kitabı okutmakla övünen bir hoca vardır. Oldukça yaşlandı. Alım satımla ilgili bazı bölümleri anlayamamış. Geldi birkaç kere vakfa geldi, ben onu okuttum o dersi. Bir müddet sonra dedi ki, vallahi bir daha gelemeyeceğim, kusura bakma, niye? Ben dedi, hidayede hata olmaz dedim, sen her defasında hata çıkarıyorsun, dayanamıyorum dedi, gelmedi. Şimdi hala okutmaya devam ediyorum. Şimdi, Fatih Sultan Mehmet, Fatih medreselerini kuruyor, bu kitabı kanunla medresenin baş kitabı yapıyor. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye medreselerinde bu kitabı baş kitap yapıyor. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün eğitim merkezlerinin baş kitabıdır. Şimdi o cenaze namazını kılanlar haklı değil mi? Bugün bakın, size çok açık ve net söylüyorum. Çok açık ve net. Eğer ellerinde imkan olsa, bugünkü gökte hakim olan kişilerle hakim olan şeyler, imkan olsa bana bir tek ders bile üniversite verdirmezler. Çok açık ve kendileri biliyor bunu zaten. Bu bir iddia değil ki, herkesin bildiği bir şey. Niye? Çünkü bu yanlışları ortaya çıkarıyor. İşte bu üniversiteler ancak diplomalı cahil yetiştirir. Osmanlı medreseleri de öyleydi. Diplomalı cahil yetiştiriyordu. Bu yanlışlar ancak o şekilde kaldı. Şimdi doğruya doğruya yanlış yanlış. Şimdi bunlar böyle kafaları şartlanmasaydı tabii ki şeye karşı çıkacaklardı, kardeş katline. Tabii ki orada bir suçsuz bir kişinin öldürülmesine isyan edeceklerdi. Ama susturulmuş, ne olacak? Ve yapı öyle bir yapı oluşturulmuştur ki o şeyden sonra, işte o Abbasilerden sonra, siz doğruyu söylediğiniz zaman zındıklıkla suçlanır ve öldürülürsünüz. Sorgusuz sualsizdir.